Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın her hafta salı günü vatandaşlarla bir araya geldiği Halk Günü buluşmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 2014'te göreve seçilmesiyle başlattığı ve her hafta salı günü düzenlemeye devam ettiği Halk Günü buluşmalarında bir kez daha hemşerileriyle bir araya geldi. Randevusuz bir şekilde vatandaşları dinleyen Başkan Yazgı, Belediye Başkanlık Binası Meclis Toplantı Salonu'nda oldukça yoğun katılımın olduğu Halk Günü'nde halkın istek, sorun, görüş ve önerilerini dinledi. Halk Günü buluşmalarının kendisi için çok önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, "Vatandaşlarımızla sürekli iç içeyiz. Her gittiğimiz yerde bir araya gelerek sohbet imkanı buluyoruz. Ancak yine de bize ulaşma noktasında hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için her hafta salı günü halk günlerimizde vatandaşlarımızı belediyemizde ağırlıyoruz. Bunun yanında Temmuz ayı içerisinde başlattığımız Başkan Mahallemizde gezilerimizle birlikte 4 yıldır düzenlediğimiz Halk Günü buluşmalarımızda tüm gayretimiz, çabamız halkımızın derdine derman olabilmektir," dedi. Başkan Yazgı, "Biz göreve başlarken Aksaray'ımızı halkımızla birlikte yöneteceğimizi, hep birlikte bir yönetim vizyonu ortaya koyacağımızı belirtmiştik. Bu istişare buluşmalarının önemli bir ayağını da Halk Günü oluşturuyor. Her hafta salı günü gerek makamımızda gerekse meclis toplantı salonumuzda bu istişareleri gerçekleştirerek hemşerilerimizin taleplerini, belediyemizden beklentilerini birebir dinleyip çözüm üretmeye gayret gösteriyoruz. Oldukça verimli geçen halk gününü düzenlemeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. Farklı hizmet anlayışıyla halkla iç içe olmayı sürdüren ve gece gündüz sahada olan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, mahallelere daha hızlı ve kaliteli hizmet götürebilmek amacıyla başlattığı Başkan Mahallemizde projesi kapsamında vatandaşların gönlünde yer etmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Başkan Mahallemizde gezileri kapsamında Küçük Bölcek Mahallesi'nde gezi ve incelemelerini tamamladı. Başkan Yazgı, Küçük Bölcek Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi, çözümler noktasında talimatlar verdi. Mahalle muhtarı İsmail Uğur, başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve teknik ekiple sokakları teker teker gezen Başkan Yazgı, fiziki koşulların tespitiyle planlanan program dahilinde yeşil alan ve genel temizlik çalışmaları, yol ve kaldırım onarımı, yeni park ve mevcut parkların iyileştirilmesi, kanal temizliği gibi yapılan yapısal çalışmaları yerinde takip etti. Vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenen, çözüm üretilmesi adına yerinde tespit ve incelemelerde bulunan Başkan Yazgı, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların bütün sorunlarına yönelik kalıcı ve hızlı çözümler üretmek için canla başla çalıştıklarını ifade ederek, "Aksaray'ımızı hak ettiği noktalara taşımak adına başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve ekibimizle beraber çıktığımız yolda mahallelerimizin eksikliklerinin giderilmesi için sahadayız. Birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlarımızın desteğiyle günümüzü uygulamada geçiriyoruz. Vatandaşlarımız mahallelerinde gerçekleşmesini istediklerini bize bildiriyor. Biz de başlattığımız bu proje ayağında 48 mahallemizin tamamında elimizden geldiği kadar gücümüzün yettiği sürece bütün taleplere cevap vermeye çalışarak kaliteli ve iyi hizmet adına yollara düşmeye devam edeceğiz," dedi. Başkan Yazgı, her güne farklı bir mahallede devam eden Başkan Mahallemizde projesi kapsamında düzenlenen mahalle meclisi toplantısında vatandaşları tek tek dinledi. Küçük Bölcek Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı beraberinde başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak'a nezaket ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak'ın nezaket ziyaretinde bulunarak çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik hayata geçecek olan yeni hizmet binası projesinde her türlü imkanı sağlayacağını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, yapılan görüşme ve istişare sonucunda desteklerinden dolayı Başkan Yazgı'ya teşekkür etti. Tabii tüm seçilmiş insanların böyle makamlarda oturma değil, üyelerin sorunlarını dinleyip üyelerin istediği şekilde hizmet etme. Şimdi bizim 30 bin tane üyemiz var. Bu az sayılacak bir üye değil yani. 30 bin tane üyeye
hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani böyle klimanın altında oturup da normal prosedürünü yerine getirmiyoruz, şey yapmıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar kendi kendimize iş arıyoruz, iş çıkarıyoruz. Bu da gerçekten Allah razı olsun, üreticilerimiz açısından da ciddi şekilde olumlu tepki veriyor. Çok güzel. Dediğim gibi şu anda bize eleme tesisine Niğde'den elemeye geliyorlar. Niğde'den, Kırşehir'den elemeye geliyorlar. Kırşehir'den. Yani bu ne güzel ya. Gerçekten. Tabii tabii. Konya'nın bazı ilçeleri elemeye geliyor. Konya'nın. Ticaret borsasının içinde. Hamit Başkanım'ın yaptığı ticaret borsasının içerisinde. Bu da bize mutluluk veriyor. Vallahi ben kendim birçok zaman gidiyorum orada, arpanın tozunun içerisinde duruyorum. Dünen Aksaray Belediyesi'ne bağlı icracı birimlerden oluşan 250 kişilik ekip Başkan Mahallemizde projesi kapsamında Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki yapısal çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Aksaray Belediyesi'ne bağlı birimler Küçük Bölcek Mahallesi'nde başladığı yapısal çalışmaların büyük bir kısmını tamamladı. Tespit edilen ihtiyaçlarla program dahilinde geri kalan kısmını da en kısa sürede tamamlamak için çalışmalara devam ediyorlar. Fen işleri Küçük Bölcek Mahallesi'nde ana arterlerle birlikte ihtiyaç olan cadde ve sokaklarda yol genişletme ile yeniden yol asfaltlama, stabilize yol, asfalt satı kaplama, bakım ve onarım yama çalışmaları gerçekleştirdi. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kırılan ve patlayan boru hatlarına müdahale ederek arızaları giderdi, drenaj ve kanal hatlarında temizlik çalışmaları yaptı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda yaya geçidi, kasis ve silinen yol çizgileriyle, yaya geçitleriyle birlikte trafik uyarı işaretleri konusunda çalışmalar gerçekleştirdi. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ve Belediye Kapımda Birimi ekipleri Başkan Mahallemizde projesi kapsamında Küçük Bölcek'te de ev ev kapı kapı dolaşarak Aksaray Belediyesi hizmetlerini vatandaşlarla paylaşmanın yanı sıra ihtiyaç sahibi aileleri tespit için çalıştı. Park ve Bahçeler, Temizlik, Zabıta Müdürlüğü ve tüm icracı birim ekipleri, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın talimatları doğrultusunda yapısal çalışmalarının büyük bir kısmını tamamladı. Tespit edilen ihtiyaçlarla program dahilinde geri kalan kısmı da en kısa sürede tamamlamak için çalışmalara devam ediyorlar. Çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Yazgı, daha sonra mahalleliyle mahalle meclisi toplantısında bir araya gelerek belediyenin program dahilinde yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mahalle sakinleri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibine yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Küçük Bölcek Mahallesi'nde gazi ve şehit ailelerine ev ziyaretlerinde bulundu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ve beraberinde başkan yardımcılarıyla birlikte Başkan Mahallemizde projesi kapsamında şehit ve gazi ailelerine yönelik gerçekleştirdiği ev ziyaretlerini Küçük Bölcek Mahallesi'nde de devam ettirdi. Ziyaretlerde zaman zaman duygulu anlar yaşayan Başkan Yazgı, vatanları uğruna canlarını hiçe sayan aziz ve kadim insanlarımız, en değerli varlıklarımız ifadeleriyle şehit ve gazi ailelerimizin yanında olduğumuzu belirtmek için her fırsatta ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Bu ailelerin dertlerini ve sorunlarını dinlemek bizlerin görevi olduğu kadar bizleri mutlu ediyor, dedi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Başkan Mahallemizde projesi kapsamında Küçük Bölcek Mahallesi'nde programlanan ev ziyaretlerinde ilk olarak Hakkari Yüksekova'da şehit olan Sinan Kunduracan'ın ailesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve beraberindekiler sırasıyla şehit jandarma uzman çavuş Ramazan Yümer'in ailesini, jandarma komando onbaşı Yavuz Çoban'ın ailesini, şehit Nurettin Erkçi'nin ailesini, şehit Yıldırım Keskin'in ailesini ve kahraman gazimiz Hasan Altınsoy ve ailesini ziyaret ederek hayır dualarını aldı. Şehit ve gazi aileleri Başkan Yazgı ve beraberindekilerin ziyaretinden çok mutlu olduklarını dile getirerek Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın her zaman yanlarında olduğunu ve unutulmadıklarından dolayı teşekkür ettiler. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki ev ziyaretlerini ihtiyaç sahibi aileleri, engelli birey ve aileleriyle taziye ziyaretlerinde bulunarak tamamladı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Başkan Mahallemizde gezileri kapsamında Küçük Bölcek Mahallesi'nde öğrencilerin hem boş vakitlerini değerlendirdiği hem de dini eğitim aldıkları yaz Kur'an kurslarını ve okulları ziyaret etti.
Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ile birlikte Küçük Bölcek Mahallesi'nde Hacı Cevriye Ünsal Ortaokulu, Mimar Sinan İlkokulu, 15 Temmuz Ortaokulu, Mehmet Sarrafoğlu İlkokulu, Yenisen Koleji, Nene Hatun Anaokulu, Yeni Camii, Mirkoğlu Camii, Kesik Minare Camii, Bilali Habeşi Camii, Eyüp Sultan Camii Kız Kur'an kursunu ziyaret ederek Kur'an eğitimi gören öğrencilerle sohbet etti. Başkan Yazgı, okulların kapanması ve öğrencilerin yaz tatiline girmesiyle birlikte farklı aktivitelerle faaliyetlerine devam eden okullar ve camilerde öğrencileri ziyaret ederek sohbet ediyor, çocukları çeşitli hediyelerle sevindiriyor. Çocuklara derslerinin nasıl olduğunu ve gelecekte neler yapmak istediklerini soran ve öğrencilere başarılar dileyerek sınıflardan ayrılan Başkan Yazgı, ziyaretlerinde ayrıca öğretmen ve idarecilerle de bir araya gelerek okulların durumu, sorun ve eksikleri konusunda bilgiler alıyor. Hayata geçirdiği projelerle çocukların istek ve dileklerini gerçekleştiren, kültür ve sosyal faaliyetlere verdiği önemli, vatandaşların büyük beğenisini toplayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Başkan Mahallemizde projesi kapsamında düzenlediği etkinliklerle aileleri ve çocukları mutlu etmeye devam ediyor. Mahalle sakinleri çoluk çocuk şenlik havasında düzenlenen Mahallemde Sinema Var etkinliğiyle yazlık sinema keyfi yaşıyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibinin Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki Başkan Mahallemizde programı Mahallemde Sinema Var etkinliğiyle sona erdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı, Küçük Bölcekli Mahalle sakinleriyle birlikte Bizim Köyün Şarkısı filmini izlediler. Film gösteriminden önce mahallede gezi ve incelemelerini mahalle meclisi toplantısıyla tamamlayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, çocuklar için düzenlenen etkinliklerde çocuklarla eğlendi, akşam hep birlikte film izledi. Mart ayında vizyona giren başrollerinde ilk kez ve sadece çocukların yer aldığı Bizim Köyün Şarkısı filmini başkan ve eşiyle birlikte izleyen mahalle sakinleri yapılan sürprizle büyük heyecan yaşadı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı filmin sonunda Bizim Köyün Şarkısı başrol oyuncusu Berat Efe Parlar'a görüntülü aramayla bağlanarak çocuklara sürpriz yaptı. Etkinlik akşamında izledikleri filmin başrol oyuncusuyla telefonla bağlantı kuran çocuklar unutulmaz bir gece yaşadı. Etkinlikte ayrıca film gösterimi öncesinde düzenlenen etkinlikler ve yarışmalarla gönüllerince eğlenen çocuklara çeşitli oyuncaklarla birlikte şekerleme ve film izlemeye gelen vatandaşlara patlamış mısır ikramı yapılıyor. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.